Selamun aleyküm arkadaşlar. Geldik karşınıza yine böyle güzel moralleri düzeltecek bir sohbet yapalım diye pozitif bir sohbet yapalım. Gerçi bugünlerde pozitif olmak pek doğru bir şey değil ama pozitif olunca küt sizi karantinaya alıyorlar. Covid pozitif işte aslında negatif olmak gerekiyor. Her neyse arkadaşlar şimdi pozitifi negatifi bir tarafa bırakalım. Şunun şurasında ligin bitimine artık sayılı haftalar kaldı. Sadece 14 maç var arkadaşlar. Demek ki şunu 10 yaparsak bir de şöyle 4 koyarsak demek ki 14 hafta var. 14 hafta isterseniz önce bir mevcut durumun tespitini yapalım. Durum nedir? Onun bir tespitini yapalım. Onun üzerinden gidelim. 14 hafta 14 çarpı 3 42 puan demektir arkadaşlar. 42 puan bayağı bir iyi bir puan yani. Ben Galatasaray'ın ligin en az 60 puanların üzerinde bitireceğini tahmin ediyorum. Galatasaray göreceksiniz 42 puanın nereden bakarsanız bakın en az 35'ini alır. En az 35'ini alır ama böyle hiç kafa yormadan, kafaları karıştırmadan hızlı düz bir hesap yapalım arkadaşlar. Galatasaray 60 puanların üzerinde ligi bitirir. Yani o barajı Galatasaray'ın olur ki Galatasaray için en kötü dediğimiz sezon, en berbat dediğimiz sezon. Galatasaray'ı enkaz haline getirmiş olanların bütün marifetine karşın Galatasaray diyorum ki sezonu arkadaşlar 60 puan barajının üstünde bitirir. Şimdi bu tespiti yaptıktan sonra benim en son çektiğim sohbette ısrarla şunu söyledim. Dedim ki Galatasaray ligi kaçıncı bitirir bilemem ama Galatasaray ligi Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın üstünde bitirir dedim. Bazıları itiraz ettiler. Vay vay vay. Hadi karşı tarafı anlıyoruz da, puşları anlıyoruz da, Galatasaray düşmanlarını anlıyoruz da. Abi ya şu Galatasaraylıyım diyenlere ne oluyor ya? Lan size ne oluyor? Ben kötü bir şey mi söylüyorum? Yalan bir şey mi söylüyorum? Ya çoluk çocuk gerizekalı bir takım öküzler çıkıyorlar. Adam ya bana diyor sen diyor ne kafaya sahipsin diyor ya şu kafadan diyor biz de yapalım diyor bilmem ne diyor. Şerefsizler. Böyle bir terbiyesizler var mı? Ha benim 3-5 tane argo olarak kullandığım kelimeleri ya da akılda kalsın diye yaptığım bazı benzetmeleri de bana koz olarak kullanmaya çalışıyorlar. Lan salaklar. Lan öküzler. Sizin ne halt olduğunuzu millet gördü. Benim bu sohbetlerim zaten gerçekten damardan 10 numaralı Galatasaraylı kardeşlerime yönelik. Yoksa onun bunun menfaati için konuşan dalga dümenci bir takım kansızlar, he, ona buna satılmış adına tirol denen şerefsizler için değil ki. Güya adına Galatasaraylı deniyor bunların. Ben harbi Galatasaraylı olup da mevcut durumu eleştirip ama asla ve asla sonuçta Galatasaray'dan vazgeçmeyen kardeşlerimin var olduğunu biliyorum. Onlara bir sözüm yok. Onlar 10 numaraya. Onlar olacak abi. Onlar her şeyi söyleyecekler. Onlar çünkü sonuçta kızarlar, bağırırlar, çağırırlar ama hepimiz Galatasaray'ın başarısını istiyoruz değil mi arkadaşlar? Haftalardır herkes sallıyor. Galatasaray'a oradan vuruyorlar, buradan vuruyorlar. Giden, ya gittin kardeşim değil mi? Giden, gönderilen, giden, gönderilen demeyelim de gönderilmesi için her türlü yolu yordamı yapan ki şu sıralarda da sürekli kendi ayağına trolleriyle kurşun sıkan malum tip çıksa dese ki o işin başında ya olabilir. Ben Galatasaraylıyım. 50 yıllık işte şöyle Galatasaray'ım, böyle Galatasaray'ım, geçmişim, şunum, şanım, şöhretim budur. Arkadaşlar bırakır onu bunu. Yeni bir hoca geldi. Asıl olan Galatasaray'ın başarısıdır. Biz bir el ele verelim. Şu Mayıs ayını bir görelim. Mayıs ayından sonra etekteki taşları dökeriz. Kim hesap verecek, kim hesap soracak, ne olacaksa onlara o zaman konuşuruz. Dese ne olurdu acaba? He? Şu troll denen bir sürü manyağı her gün abuk subuk böyle bir takım hakaretlere varacak derecede ayartmamış olsalardı ne olurdu? Hiçbir şey olmazdı. Galatasaray'da huzur olurdu, birlik olurdu, beraberlik olurdu. Ya daha yeni bir hoca gelmiş, daha adam sahaya çıkmamış, Hatay'da maça gidecek. O vay, 2 maç sonra kovulacak. İşte o 2 maç geçiyor abi. Şimdi 2 maç. Kayseri Göztepe maçları.
Olmadı, bu maçlarda kovulacak. Hesabım bitmedi. Başkanlık ofisi tutuyorum. Hesap soracağım. İbra ettirmeyeceğim. Kimsiniz lan siz? Kimsiniz ha? Koskoca Galatasaray üzerinden yıllarca abi yemişler, içmişler, oynamışlar, çalmışlar. He? Çalmışlar değil mi? Oynayıp çalmışlar anlamında söylüyorum. Ne oluyor kardeşim? Çalıp oynamışsınız. Ne oluyor şimdi? Alışkanlıklar devam etsin istiyor. Olmayınca da herkes birbirine giriyor. Gürültü, patırtı, hesap sorarız, asarız, keseriz. Yok böyle bir şey ya. Adnan Polat döneminde, rahmetli Mustafa Cengiz döneminde iki defa o İbra rezilliği yaşandı. Bir daha yaşanır mı zannediyorsunuz? Evet, Burak Elmas hesap verebilir. Ne bileyim, gelen hoca yeterlidir, yetersizdir, gidecektir, kalacaktır. Bunlar da olabilir. Hepsine eyvallah kardeşim. Ama bir susun ya. Allah rızası için bir susun, yeter ya, yeter. Her gün, her gün bir teknik direktör mü? Yok Torrent'in ömrü bitti, yok Florya'da Torrent baskısı, yok Torrent'e şu geldi, yok Torrent gidecek, yok Torrent. Hay Torrent kadar başınıza taş düşsün. Ya böyle bir şey nereden çıkıyor? Niye Torrent? Neden bilmem Beşiktaş'ın ya da Fenerbahçe'nin hocası değil de Torrent'te Torrent, Torrent'te Torrent? He? Bu nasıl bir aptallık? Nasıl bir gerizekalılık? Yok. Abi ondan sonra Galatasaray Başkanı, Bay Galatasaray Başkanı şöyle, Galatasaray Başkanı yeterliydi, yetersizdi. Fenerbahçe'nin başkanına niye bir şey yapamıyorsunuz? Galatasaray Başkanı çulsuz, tamam, mangırı yok, onu yok, bunu yok, sallayın. Fenerbahçe Başkanı bok gibi para var adamda, değil mi? İstediğiniz gibi hazır ola geçiriyor sizi önünde. Tek kelime demezler. Fenerbahçe çok iyi. Fenerbahçe önüne geleni devirmiş. Öyle ya. Herkesi yenmiş abi. Kupada dolu dizgin gidiyor. Ya öbürleri de zaten dötü zor kurtardı Göztepe önünde. İki tane tıraş penaltı, bilmem ne kaleci tesadüf üstüne gelen iki topu çıkardı. Vay destanlar yazıldı, kestanlar yazıldı diye atıp tutuyorlar. Ne sallama var, ne bir şey var. Ama her gün, her dakika bir takımın oyuncuları, teknik direktörü, başkanı bu kadar gündemde tutulur mu arkadaşlar ya? Bunu yapanların da sözde Galatasaraylı olduğunu eğer düşünürsek, o zaman abi dehşet içinde kalmamız lazım. Tüylerimizin diken diken olması gerekir ki benimki oluyor. Lan oturun be, susun be. Şimdi ben diyorum ki işte oturun be, susun be diyorum ya. Ulan bir götünüzün üstüne oturun şerefsizler. Bir sesinizi çıkarmayın. Şu Mayıs ayı bir gelsin, tamam mı? Mayıs ayı gelsin. Ne olacak şimdi, diyelim ki arkadaşlar tutturmuşlar bu salaklar. Başkan gitsin, başkan gitsin. Ya gitti diyelim, gitti. Ya prosedür gereği kongre demek 2 ay demek ya. 2 ay demek. Ne olacak abi? Mart, Nisan, Mayıs ayı geliyor yine. Susun be. Mayıs'a kadar bir susun. Tamam, sizden kimse destek istemiyor. Ama gölge etmeyin. Oturun oturduğunuz yerde kıçınızın üstünde be kardeşim. Oturun, kesin sesinizi. Sizin lideriniz kimse, onunuz, şununuz, bununuz kimse. Artık sussun ya. Bir talimat versin, desin ki yeter. Yeter kardeşim, tamam desin. Susun desin. Ama yok abi. Gün gittikçe azıyorlar. Azdıkça azıyorlar. Sanki abi Galatasaray takımı, yani Torrent Hatay'la başladı. Kasımpaşa, Trabzon, Alanya. Maçların zorluk derecesini görüyorsunuz, biliyorsunuz. Şimdi ne oluyor? Ondan öncesine bakalım abi. Bu takımı kuran, bu takıma bunca yarayı açanlar, bu takımı enkaz haline getirenler kim abi? Ben miyim? Sizler misiniz? Bu takımın kadro mühendisliği yapılırken nasıl çuvallamışlar? 3,5 yılda 55 futbolcu 1,2 milyar zarar kazık ya da 75 milyon euro kazık yemiş Galatasaray. Borca girmiş abi. Utanmadan, sıkılmadan diyorlar ki Torrent suçlu, Torrent gidecek, Torrent bilmem ne. Nereye Torrent? Ne olacak abi? Ne olacak? Söyleyin bana. Ne olacak Torrent'e? Torrent niye gitsin ayrıca yani? Bekleyeceğiz Mayıs'ı. Galatasaray'ın bu sene şampiyon olma şansı var mı? Kupayı alma şansı var mı? Yok. Peki bunları kim yaptı? İşte devrik adam yapmadı mı? O peşinden ağladıkları, ağıtlar yaktıkları tip yapmadı mı? Yaptı. Çıkmış şimdi mağduru, masumu oynuyor. Aman da aman aman, ben onu yapmadım, ben bunu yapmadım, ben asarım, ben keserim, ben hesap sorarım. Abi şimdi harbi damardan 10 numaralı gerçek Galatasaraylı kardeşlerime diyorum ki arkadaşlar artık hiç olmazsa siz susun. Bu gerizekalılara falan cevap vermeyin. Bırakın bu aptallar, ahmaklar istedikleri gibi konuşsunlar.
Galatasaray bakın şimdi bugün işte Cuma'nın akşamına geldik. Yarın Cumartesi Galatasaray Kayseri ile önemli bir maç oynayacak. İnşallah diliyorum umuyorum ki farklı bir Kayseri galibiyetiyle sonra Göztepe, Rize, Konya, Beşiktaş Galatasaray gidecek. Ben size söylüyorum arkadaşlar 14 maç 42 puan Galatasaray en az 35'ini alır bu puanları. Galatasaray 60 puan barajının üstünde ligi bitirir. Galatasaray Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın üstünde ligi bitirir kardeşim. Şu anda Galatasaray ile Fenerbahçe'nin arasında kaç puan var? 9 puan. Sadece size bu haftayı söyleyeyim. Nerede Beşiktaş? Adana Demirspor deplasmanında. Nerede Fenerbahçe? Giresun'da. Al Galatasaray'ı yener abi. Aradaki 9 puan iner 6'ya. Galatasaray'ın bunlarla ikisiyle de maçı var. İkisini de Galatasaray'ı yener. İner 3 puana. Vay efendim inmezim işte estekmiş de köstekmiş. Lan adama derler ki yani, susun be. Susun be kardeşim. Biraz yani biraz susun. Adam olun biraz ya. Adam olun ya. Galatasaray'a güvenmeyen, Galatasaray'a inanmayan, Galatasaray'ın arkasında dik durmayan Galatasaraylı değildir, şerefsizdir, haindir ya. Bu kadar basit. Bunu her seferinde söylüyorum. O yüzden abi ben şimdi geçmişe bakmıyorum. Puş puştuğunu hani diyorum ya kış kıştığını, kuş kuştuğunu, puşta puştuğunu yapacak. Ha şimdi bunlar istedikleri kadar puşluk yapacaklar mı? Yapacaklar. Boş durmayacaklar. Şimdi Galatasaray Kayseri'yi yendiği zaman başlayıp oturacaklar ağlamaya. Ama orada bir olumsuz sonuç çıksa bu sefer kına yakacaklar. Kına yakacaklar Galatasaray'ı düşecek, küme düşecek bilmem ne. Abi şunu bir defa bilin. Eskiye artık dönüş olmaz. Kimse yıkanılmış suyla bir daha yıkanmaz. O dediğiniz adam teknik direktör, meknik direktör olamaz. Başkan, başkanlığı rüyasında göremez. Ben size daha önceki sohbette de söyledim. Arkadaşlar Galatasaray'ın başkan adayı şu anda hazır. Herkes etrafında kenetlendi. Büyük bir ihtimalle Mayıs ayında kongre olacak. O kişi başkan olacak. Arkasında da herkes duruyor. Hem de sağlam duruyorlar arkadaşlar. Kim olduğunu söylemeyeceğim şimdi. Ama Galatasaray güçlü bir başkanla gelecek. Ha Galatasaray tabii ne olur bundan sonra ekstra bir takım gelişmeler olur mu? Burak Elmas bir takım negatif giden şeyleri pozitife çevirir mi? Doğru düzgün yolda ilerleyebilir mi? Galatasaray UEFA'da nerelere kadar gider? Ne olur ne olmaz? Onlar ayrı meseleler. Onları göreceğiz. Benim şimdi burada anlatmak istediğim tek nokta şu arkadaşlar. Şimdi Mayıs'a kadar herkesin susması lazım. Hani o günlerdir, haftalardır ortalığı karıştıranlar, Galatasaray'a çakanlar, hocaya çakanlar, futbolcuları ayartanlar, ihanet çemberini oluşturanlar, her türlü pisliği yapanlar. Onlar susmayacaklar. Onlar yine vır konuşmaya, ortalığı karıştırmaya devam edecekler arkadaşlar. Onlara benim sözüm yok. Onları ben Allah'a havale ediyorum. Onların Galatasaraylılıkları olmaz olsun. Olmaz olsun. He, susmasını bilmediler. Galatasaray için ellerini taşın altına sokmasını bilmediler. Susmayacaklar. Böyle dediğim gibi vır konuşmaya, suyu bulandırmaya devam edecekler. Onlar önemli değil. Boş verin onları. Ama harbi damardan Galatasaraylı siz kardeşlerim. Şimdi biz susalım. El ele verelim. Galatasaray'ın Kayseri Spor'la başlatacağı müthiş çıkışı, işte Gomis'in Pulgar'ın dönmesiyle bambaşka bir heyecanın coşkusu. Ya düşünün ya, Gomis'e çamur atıyorlar, 37 yaşında yok, oydu buydu adam geliyor ya, bugüne kadar olmayan bir şey yapıyor. Bütün takım arkadaşlarını topluyor, alıyor, bilmem nerede yemeğe götürüyor. Muhabbet yapılıyor, güzel konuşmalar, eğlenceler, gırgır, şamata. Ya Galatasaray'ın bunlara ihtiyacı var. Bir el ele verin. Bir susun değil mi? Bir oturun. Bir Galatasaray kendine gelsin. Galatasaray Başkanı ilk defa son haftalarda Florya'ya başkan olarak gidebiliyor. Eziklik yaşamıyor. Kurtarılmış bölge olmaktan Florya'ya çıkarılmış. E şimdi ne yapacağız arkadaşlar? El ele vereceğiz. Birliği, beraberliği hep birlikte yaşayacağız. Susacağız. Ne zamana kadar abi? Mayıs ayında. Mayıs ayında Galatasaray'ın durumu belli. İşte şu anda zaten gidişat belli. Evet ben diyorum ki Galatasaray Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'ın da üstünde ligi bitirecek. Galatasaray kalan 42 puanın en az 35'ini alır. Galatasaray 60 puanın üzerinde ligi bir puanla tamamlar. Ha böyle küme düşme, müme düşme falan. Bu şerefsizlere, kansızlara böyle bunların güya akılları sıra kafa geçiyorlar. Görmüyor musunuz? Adam güya Galatasaraylı giymiş Galatasaray'ın formasını, eşofmanını, onunu, bunu. Bağırıyor, bağırıyor. He, var ya şeyde Sultanahmet'te ikizlere takke var diye bağıran bazı şerefsizlerden beter bunlar yani.
Anlarım, anlayın bana ya. Bunlar şerefsiz. İkizlere takka ver diye bağıranlar şerefsiz değil. Bunlar şerefsiz. Abi bunlar böyle. Bunlar böyle çığırtkan. Galatasaray'a sallıyorlar. Ben böyle bilmem ne. Kimsiniz lan sizler? Sizler kimsiniz? Bu ülkede her türlü rezilliği yaşamışsınız. Puştun önde gidenisiniz. Ama abi adamların nasıl bir arkası varsa, nasıl bir sağlamsa her türlü rezilliği yapanlar, ülkeye her türlü rezaleti yaşatanlar, oradan buradan dayak yiyenler onu yapar. Ama adamlarda yüz yok abi, keçe. Allem ediyorlar, gallem ediyorlar, yine çıkıyorlar insanların karşısına. Böyle de bir rezil ortam var abi. Ülkemizin maalesef kaderi bu. Ya böyle puçları eleyeceksin. Yazar yorumcu geçinen, benim gibi böyle program yapanlar, bilmem ne yapanlar, çıkıp konuşanlar. Ulan alayı satılmış herifler ya. Onun bunun abi binmişler kayığına. Oradan menfaat, buradan menfaat. Yok işte birileri çıkmış bunlara sponsor olmuş. Ben biliyorum onların kimler olduğunu, ne olduğunu da. Şimdi bizzat anlandırmaya, dillendirmeye gerek yok. Oradan ona para veriyor, ona para veriyor. Onun amik olduğunu. Abi her şeyi siktir edin, boş verin. Biz şuna bakıyoruz. Şimdi gerçek Galatasaraylılar elini her zaman taşın altına sokan, yağmur, çamur, kar demeyen, her türlü fedakarlığı yapan siz değerli kardeşlerim. Biz susalım. Onlar susmayacaklar çünkü. Onlar susmayacaklar. Bütün bu rezillikler haftalardır süren işte hocaya sallamalar, başkana, yönetimlere, oraya, buraya sallamalar, başkalarını korumalar, Galatasaray'a vurmalar. Bunları şimdi biz bir kenara bırakalım. Mayıs'a kadar bir susma dönemi diyelim. Mayıs'a kadar frene basalım. Mayıs'ta ne olacak? Tablo nasıl tecelli edecek? Ondan sonra neler olacak? Bunları hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Hep beraber göreceğiz. Yani benim bu kadar konuşmamın İşte kaç dakika oldu isterseniz gözlüğümü takarak söyleyeyim. Demek ki 16-17 dakikaya yakın konuşmuşuz. Hadi 20 dakika sınır koyalım ve bu işi bitireceğiz. Galatasaray'ın abi bundan sonra oynayacağı maç belli. Galatasaray'ın 14 haftası var önünde. 14 hafta işte size söyleyeyim. Kayseri ile başlıyor. Kayseri maçından sonra Galatasaray arkadaşlar Göztepe ile oynayacak. Göztepe'den sonra Rize gelecek Galatasaray'a. Sonra Konya'ya gidecek. Sonra Beşiktaş gelecek. Onlarla da bir hesap var. Orada tepelenecekler. Sonra arkadaşlar Antep maçı deplasman. Sonra Karagümrük geliyor. Sonra malum Fener'e gidecek Galatasaray. Orada da Galatasaray onları tepeler. Hiç merak etmeyin. Sonra Malatya geliyor. Sonra işte İzmir'de Altay. Sonra Sivas geliyor. Sonra abi Başakşehir maçı, Adana Demirspor ve de nihayet Antalya maçı. 14 maç, 14 maç 42 puan. Galatasaray 60 puan barajının üstünde ligi bitirir arkadaşlar. Benim de diyeceğim budur. Biz şimdi Mayıs'a kadar abi bu dakikadan sonra Kayseri maçıyla beraber çıkışı, keyfi yaşayalım. Galatasaray oynayacağı futbolla, alacağı sonuçlarla, atacağı güzel gollerle biz inanın bana ben bundan sonraki haftalarda gole de futbola da doyacağız. Görmemiz gereken bir Galatasaray'ı izliyor olacağız. Ve şunu da göreceğiz ki önümüzdeki yılların Galatasaray'ını şimdiden artık izlemeye hazır olalım. Galatasaray Trabzon maçında kötü oynamadı. Galatasaray her şeye rağmen Alanya maçında da kötü oynamadı. Ama Alanya maçında teknik direktörün üstünde bir puan baskısı vardı. Puan da puan, puan da puan. O puan geldi. Hala rahat bırakıyorlar mı? Bırakmıyorlar. Diğer takımlara yapılan kıyaklar bir düşünün. Bir de Galatasaray'a yapılan eziyeti bir düşünün arkadaşlar. Ya Galatasaray'ın teknik direktörü adam bir huzur bulamıyor ki, bir rahat edemiyor ki. Adam sağlıklı düşünemiyor. Yok kovuldu, yok kovulacak, yok tazminatı bu. Yok işte Kayseri maçı son şans. Göztepe maçından sonra Abbas bilmem ne. Her türlü hakaretin bini bin para. Yazıktır, günahtır ya. Böyle bu kadar olur mu? Olmaması lazım ama bu şerefsizler, bu kansızlar bunu yapıyorlar arkadaşım. Yapıyorlar. Ben de o yüzden diyorum ki şimdi elini taşın altına sokma. Şimdi Mayıs'a kadar susma. Gerçek Galatasaraylılar için söylüyorum. Bırakın kış kışlığını, kuş kuşluğunu, puşlar da puşluğunu yapmaya devam etsinler. Hani biz Galatasaraylıyız deyip de sürekli Galatasaray'a oradan buradan çakan utanmazlar, hainler, ihanet çemberinin elemanları. Onları Allah'a havale edelim ve arkadaşlar bambaşka bir Galatasaray'ı inşallah bundan sonra izliyor olacağız hep birlikte. Benim sohbetimin ana konusunu anladınız. Susalım. Mayıs'a kadar diliyorum, umuyorum, istiyorum ki inşallah o var ya malum tipler de Mayıs'a kadar abi affedersiniz ama götlerinin üstüne otursunlar, kuyruklarını kıstırsınlar, seslerini kessinler. Arkadaşlar abone olalım, beğenelim, sohbeti de yayalım. Hepinize enişten sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hoşça kalın kardeşlerim.